İşte gördünüz, Obama geldi, konuştu, ekranlara çıktı, espriler yaptı, iltifatlar etti ve gitti. Şimdi ne biliyorsunuz? Perde arkasında nelerin pazarlığı yapıldı? Eğer bir gazeteci bunları araştırsa ve ortaya koysa, hangi medya organında yer bulabilirdi? Gazeteciler yüzeysel bilgileri halka iletti. Çok uluslu şirketlerin taşeronları olan patronlarının izin verdiği kadarıyla bilgiyi size verdi. O bilgi bilgi bile değildi. Reklamdı. Bir ürünün satışıydı. Ürün başarıyla satıldı. Halk seyretti. Siyahiliğiyle, giyimiyle, konuşmasıyla, Anıtkabir defterine yazdığı "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözleriyle ilgilendi. Aynı anda Afganistan-Pakistan sınırı onlarca kez bombalandı. Swat Vadisi İslamabad'a doğru genişleme kararı aldı. Irak'ta hayata ölüm karıştı. İncirlik ve Trabzon'a Amerikan üsleri konusu masaya yatırıldı. Urla'da 4000 Amerikan askeri için yeni lojmanlar yapıldı. Napoli'deki NATO üssünün İzmir'e taşınıyor olduğundan Türk halkının haberi var mı? Olamaz, çünkü halk ekranlardan, perdelerden, gazete manşetlerinden bunu duyamaz. Halk Hollywood filmleri seyreder, gençler satanist bir müzik grubunun peşinden gider, fareli köy için birçok kavalcı vardır. Hepsi küresel gücün yanındadır. Tüm dünya ekranlarında ev kadınlarına aynı tip diziler seyrettirilir. Yarışmalar aynılaşır. Söyleşilere hep aynı kişiler çağrılır. Konular hep aynıdır. Siyaset çiğnenmiş sakızdır. Programlar kimse bir şey bilmesin diye yapılır. Küresel elit 3. bin yılda dünyayı oyun alanına çevirmek istiyor. Türkiye'nin kaynaklarına el koymak, ulus devletleri zayıflatmak, halkları robotlaştırmak, tek dilli, tek dinli, tek ordulu, tek medyalı bir dünya devleti yaratmak. Bunu biz değil, onlar söylüyor. İcraatları ciddi olduklarını gösteriyor. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Her şey zıddını içinde taşır. Baskı altındaki halklar daha çabuk uyanır. Bugün yaygın kitle hipnoz araçlarına rağmen baskı altında kalanların direnci artıyor. Yeni savaşlardan, yeni bir krizden medet umanlar, insanca bir yaşam olabileceğini bilenlerin aydınlık bakışlarıyla karşı karşıyalar. İyi akşamlar efendim.